Evet sevgili arkadaşlarım, edebi sanatlar videomuzda şimdi kaldığımız yerden devam edelim. İlk konumuz olan tenasüp, yani uyum uygunlukta devam ediyoruz. Aralarında tezat, yani zıtlık dışında ilgi bulunan birden fazla kelimenin bir arada kullanılmasına biz tenasüp diyoruz. Örneğimize bakalım şimdi. Bu gece bir gemi olup açıp yelkenlileri, açılıp denizlere, gönüllü tayfalarla derken arkadaşlar, burada aralarında ilgi bulunan sözcüklerimiz gemi, yelken, deniz ve tayfadır. Gördüğümüz üzere hiçbir zıtlık kullanılmamış ama aralarında bir ilgi var, bir uyum var. Bundan dolayı da bu sözcükleri arasında tenasüp yapılmıştır diyeceğiz. Burada tenasüp kullanılmıştır diyeceğiz. Tenasüp. Diğer örneğimize bakalım. Sana ey canımın canı efendim, kırıldım, küstüm, incindim, gücendim derken yine burada kırılmak, küsmek, incinmek ve gücenmek sözcükleri arasında bir uyum, bir uygunluk var ve bu uyumla uygunluk zıtlıklarla yapılmadığı için biz burada tenasüp sanatından faydalanılmıştır diyeceğiz. Gelelim lef-i neşre. Arkadaşlar lef-i neşre açma ve yayma demek. Şiirde ilk mısrada en az iki veya daha fazla şey söyleyip ikinci dizede bunlarla ilgili benzer ve karşılıkları vermeye de biz lef-i neşr diyoruz. Lef-i neşrimiz, yani dizilişlerine göre ikiye ayrılıyor. Birincisi düzenli lef-i neşr, ikincisi ise düzensiz lef-i neşr. Şimdi birincisine bakalım. Birinci mısradaki sözlerle ilgili olan ikinci mısradaki sözcükler aynı sıra gözetilerek dizilir. Örneğimize bakalım. İçimde kordonar, buzlar tutuşur. Yağan ateş midir, kar mıdır bilmem derken arkadaşlar burada korun hemen altında ateş sözcüğünü görüyoruz. Buzun da hemen altında kar sözcüğünü görüyoruz. Şimdi ateşten mi? Kor ateşten meydana gelir. Buz da kar yağdıktan sonra meydana gelir. İşte bu arasındaki uyumdan dolayı, buradaki bir bağdan dolayı, yani koru burada açmış, buz da burada açmış diyeceğiz. Daha doğrusu burada diyoruz ki bir düzenli lef-i neşr yapılmıştır diyoruz. Türkülerde, romanlarda yıllarca dinledim, okudum seni derken arkadaşlar türkülerin hemen altında türkü ne yapılır? Dinlenir. Roman ne yapılır? Hemen altına yazmış, okunur. Bundan dolayı da türküyü burada açmış, dinledim olarak, romanı da okudum olarak burada açtığı için biz burada diyoruz ki bir düzenli lef-i neşr vardır diyoruz. Düzensiz lef-i neşre bakalım. Birinci dizedeki sözlerin karşılıkları ikinci dizede çapraz verilir. Deli eder insanı bu deniz, bu gökyüzü, göz kırpar yıldızlar, türkü söyler balıklar. Şimdi arkadaşlar yıldızlar nerede olur? Gökyüzünde olur değil mi? Bakın çapraz verilmiş. Deniz, yani balıklar nerede olur? Denizde olur. Bunu da balıkları da denizde bu şekilde açmış. Bundan dolayı da bunlar da çapraz verildiği için burada diyoruz ki düzensiz lef-i neşr vardır. Ben bir sedefim, sen nisan bulutun, ver damlaları, al yuvarlak inciyi derken bakın yağmur damlaları nereden gelir? Buluttan gelir. Yine sedef ile inci arasında burada arkadaşlar bir bağ var. Bundan dolayı bunlar da çapraz verildiği için ve açma yapıldığı için biz diyoruz ki burada bir düzensiz lef-i neşr vardır diyoruz. Gelelim tezata. Anlam bakımından zıt kavramları bir arada kullanılmaya biz arkadaşlar tezat diyoruz. Yani zıtlık olacak cümle içerisinde. Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz derken ağlamak ve gülmek sözcükleri burada bir tezat gözetilerek yapılmıştır değil mi? Ağlamak ve gülmek arasında bir zıtlık var. Bundan dolayı da burada tezat vardır. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar derken dost ve düşman arkadaşlar zıt kavramlar, zıt sözler oldukları için bundan dolayı da burada tezat yapılmıştır diyoruz. İyi kötü geçinip gidiyoruz derken iyi ve kötü arasında bir zıtlık var. Bundan dolayı burada diyoruz ki tezat sanatından faydalanılmıştır. Gelelim mübalağaya, yani abartmaya. Söylenecek ya da yazılacak düşüncenin daha etkili olması için olduğundan fazlaymış gibi aktarılmasına da biz mübalağa diyoruz. Örneğimize bakalım. Onu dünyalar kadar seviyorum derken aslında burada ne kastedilmiş? Sevgilisinin, yani sevgisinin büyüklüğü kastedilmiş. Yani abartarak söylemiş. Onu dünyalar kadar seviyorum derken bir abartma yapılmış ve sevgisinin büyük olduğunu ifade etmiş.
bir ah çeksem karşıki dağlar yıkılır derken de burada arkadaşlar hani derdinin büyüklüğü ifade edilmiş. Yoksa bir ah çekmeyle dağ yıkılır mı yıkılmaz işte burada abartarak yani mübalağa sanatı yapılarak derdinin büyüklüğü ifade edilmiş. Sana olan aşkım dağı taşı eritir derken bir yine mübalağa yapılmış. Gözümdeki yaşlardan bir deniz olur derken insanın gözünün yaşından deniz olur mu? Olmaz. Bundan dolayı hani bir abartma yapılmış, bir mübalağa yapılmış ve hani o derdin, o anın, o yaşantının büyüklüğünü göstermek amacıyla bu söylenmiş. Bundan dolayı diyoruz ki burada mübalağa sanatı yapılmıştır diyoruz arkadaşlar. Gelelim rücuya. Cayma, dönme, vazgeçme. Söylenen sözü değiştirir gibi düşünerek yani sözden geri dönerek daha güçlü söz söylemeye denir. Bakın daha güçlü söz söylemeye. Rücunun amacı bu. Daha güçlü değişecek, söylediğini değiştirecek, daha güçlü olarak dönecek. Örneklerimize bakalım. Erbab-ı teaşur çoğalıp şair azaldı. Yok yok öyle değil. Şairin ancak adı kaldı demiş şair. Şimdi burada şair önce şair azaldı diyerek yine de şairlerin az olduğunu yani var olduğunu söylüyor, kabul ediyor. Ama ikinci cümlemizde, ikinci mısramızda yok öyle değil. Şairin ancak adı kaldı derken aslında burada yanıldım diyor. Aslında şair hiç kalmadı diyor. Yani şairin sadece adı kaldı diye sözünden vazgeçiyor ve burada birinci mısrada söylediğinden hani daha güçlü olarak burada söylüyor. İkinci örneğimize bakalım. Zaman gelir ki cihan içinde insü cün kalmaz, insü can kalmaz. Değil değil, yalnız insü can, cihan kalamaz diyor Yenişehir Lavni. Yani burada da demek istediği, yani öyle bir dönem gelir ki dünyada insanlar ve cin kalmaz. Burada onu belirtiyor. Ondan sonra diyor ki bundan vazgeçiyor. Şimdi daha güçlü bir şekilde dönecek. Değil değil, yalnızca insan, cin değil, dünya kalmaz diye burada bunların hani daha güçlü bir şekilde ifade ediyor. Tecahül arif, yani bilip de bilmemezlikten gelme. Bilinen bir gerçeği bir nükteye bağlı olarak bilmiyormuş gibi göstermeye de tecahül arif diyoruz. Örneklerimize bakalım. İnanmıyorum bu elleri nasırlı adam ben miyim derken aslında insan kendisinin elinin kendi elinin nasıl olup olmadığını bilmez mi? Aslında biliyor ama işte bilmemezlikten geliyor. Nasıl bu nasırlı hani bu elleri nasırlı adam ben miyim diye bir soru soruyor. Yani biliyor ama işte bilmemezlikten geldiği için bir tecahülü arif meydana geliyor. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var benim mi Allah'ım bu çizgili yüz derken burada benim mi Allah'ım bu çizgili yüzden yine insan kendisinin kendi yüzünün nasıl olduğunu bilir ama yine bilip de bilmemezlikten geliyor. Yine burada tecahülü arif sanatından yararlanılmıştır diyoruz. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Su insanı boğar, ateş yakarmış derken aslında suyun da insanı boğduğunu biliyor. Ateşin de insanı yaktığını biliyor ama biliyor ama işte bilmemezlikten geliyor. Yine burada bir tecahülü arif yapılmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Bilip de bilmemezlikten geldi. Gelelim istifham yani soru sanatına. Bir şeyi cevap alma amacı gütmeden soru yoluyla dile getirme sanatıdır. Amaç duyguları daha etkili ortaya koymaktır. Bakın yine istifhamın da amacı bu. Amaç neymiş? Duyguları daha etkili ortaya koymakmış. Beni candan usandırdı. Cefadan yer usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan. Muradım şimdi yanmaz mı? Derken bir soru bakın. Bir cevap beklemeden şair soru soruyor. İşte bunu da niçin yapıyor? Duyguları daha etkili ortaya koymak için yapıyor. Yine diyoruz ki burada bir istifham sanatı yapılmıştır diyoruz. Mesela kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda derken burada bir soru sorulmuş ama cevap beklenmeden bir soru sorulmuş. Amacımız neydi? Duyguları daha etkili ortaya koymak. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım derken burada yine vuracakmış derken hangi çılgın bana zincir vuracakmış derken bir soru sorulmuş
ama cevap beklenmiyor bu soruda. Amacımız neydi? Duyguları da etkili ortaya koymaktı. Yani hangi sanat yapılmış? İstifham sanatı yapılmış. Gelelim tecrit, yani dereceleme arkadaşlar. Bakın dereceleme. D, R, C. Bu da aklınızda kalsın, aklınıza buradan gelsin. Varlık ya da kavramları büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe sıralayarak söylemeye ne diyoruz? Tecrit diyoruz. Örneğimize bakalım. Arada çocuklar doğuyor, büyüyor, yürüyor. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. Zaman sanki bir rüzgar ve bir sur gibi aksın diyor Enis Behiç Korgülek. Arkadaşlar burada doğmak, büyümek, yürümek. Şimdi çocuk ilk önce doğar, büyür ve yürür, değil mi? Bir küçükten büyüğe doğru sıralama var. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar dersen, derken gün, hafta, ay, mevsim, yıl ve yine burada bir büyükten küçüğe sıralama var. İşte biz bu sıralamaya ne diyoruz? Tedriç diyoruz. İki asker mızrak mızrağa, kılıç kılıca, hançer hançere, boğaz boğaza dövüşmeye başladı. Yine burada mızrak mızrağa, kılıç kılıca, bir sıralama söz konusu. Burada da arkadaşlar büyükten küçüğe doğru mızrak mızrağa, kılıç kılıca, hançer hançere, boğaz boğaza diye sıralama var. Biz bu sıralamayı gördüğümüzde ne diyorduk? Tedriç diyorduk. Yani dereceleme. Gelelim Nida'ya. Nida seslenme demek arkadaşlar. Çoğu zaman ey, ya, eya, vah, eyvah gibi kelimelerde biz bu seslenme sanatını yapıyoruz. Sen neredesin ey sevgili, yaz günleri nerede? Derken ey sevgili diye sesleniyor. Seslenme var. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Derken burada yine ey derken bir seslenme var. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü derken yine burada ey sözcüğünü gördüğümüz anda burada bir seslenme olduğunu söylüyoruz. Gelelim kat, yani kesme arkadaşlar. Anlamın daha etkili olması için sözü yarıda kesme sanatına da kat diyoruz. Gün öylesine güzel ki, öylesine güzel ki dünya yaşadıkça. Akşam öylesine güzel ki, öylesine güzel ki akşamda ay, ayda kadın. Derken bakın burada bir kesme var. Yaşadıkça da bir kesme var. Yani bu şekilde kesme olduğunu gördüğümüz anda biz buna kat diyoruz. Bunun da amacı ne? Anlamı daha etkili. Yani daha ya, böyle güzel göstermek amacıyla yapılıyor da. Gelelim terdit, yani şaşırtma, beklenmedik. Sözü beklemedik bir neticeye bağlamaya da biz ne diyoruz? Terdit diyoruz. Amacı ne? Okuru şaşırtmak. Örneğimize bakalım. En güzel, en bahtiyar, en aydınlık, en temiz ümitler içindeyim. Çok şükür öleceğiz. Yani bakın. Burada güzelliklerden bahsedilmiş aslında. En güzel, en bahtiyar, en aydınlık, en temiz derken. Ama ikinci mısramızda ümitler içindeyim diye devam etti ama çok şükür öleceğiz diye bir sonuca bağladı. İşte bu beklenmezlik sonucuna bir şaşırtma olduğu için biz ne diyoruz? Tereddüt diyoruz. Hüsnü tahlil, güzel nedene bağlama. Bir olayı güzel nedene bağlayacağız. Bir olayı, durumu normal nedenin dışında başka bir nedene bağlama sanatına da biz ne diyoruz? Hüsnü tahlil diyoruz. Örneğimize bakalım. Ay senin yüzünü görebileyim diye bulutların arasından sıyrıldı. Şimdi arkadaşlar normal olarak da zaten ay hareket halinde olduğu için bulutların arasından sıyrılacak. Ama işte bu gerçek bir olayı güzel bir nedene bağladığı için burada diyoruz ki hüsnü tahlil yapılmıştır. Şimdi ay senin yüzünü görebileyim diye bulutların arasından sıyrıldı. Bu normal bir durum. İnsan bunu, bakın, bu normal bir durumu bile insan eşine söyleyerek eşini çok mutlu edebilir. Değil mi? Bu güzel bir sözdür. Yani insanın eşinden mutlu etmesi bu kadar basit ve kolay. Bu gerçek olayı güzel bir nedene bağlamasına biz ne diyoruz? Hüsnü tahlil diyoruz. Seni kıskandığı için güneş dağların ardına kaçtı. Derken zaten güneş dağların ardından batmayacak. Batacak. Bu normal bir olay mı? Normal bir olay. İşte bu normal bir olayı güzel bir nedene bağladığı için
burada hüsnü talir sanatından yararlanılmıştır diyeceğiz. Gelelim tekrir, yani tekrarlama. Anlatımı etkileyici kılmak için belli söz ya da sözleri anlatım içine tekrar tekrar kullanmaya tekrir ediyoruz. Örneğimize bakalım. Derdime derman arardım. Derdim bana derman imiş derken bakın bir tekrarlama söz konusu. Bir ben var, benden ileri, benden içeri derken burada yine ben, bende, benden, benden derken yine bir tekrarlama söz konusu. Vur aşkın ve hakkın zaferi için, vur senden bak dünya bunu istiyor derken burada vur sözcükleri tekrarlanarak yine bir tekrir sanatından faydalanmıştır arkadaşlar. Cinas sesleştik. Yazılış ve okunuşları aynı, anlamları farklı sözcüklerin bir arada kullanılmasını da biz cinas diyoruz. Örneklerimize bakalım. Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç. Bu son fasıldı, ey ömrüm nasıl geçersen geç derken burada ilk mısrada geç zaman anlamında kullanılmış. İkinci mısrada geç yani fiil olarak kullanılmış, geçmek anlamında kullanılmış. İşte yazılışları bakın görüldüğü üzere aynı, anlamları farklı olduğu için burada cinas sanatından faydalanılmıştır diyeceğiz. İkinci örneğimize bakalım. Bülbül eder gülen az, ağlayan çok gülen az derken arkadaşlar yine burada yazılışları aynı, anlamları farklı sözcükler bir arada kullanıldığı için ne diyeceğiz burada? Cinas sanatından faydalanılmıştır diyeceğiz. Diğer örneğimize bakalım. Eyleme vaktini zayi deme kış yaz, oku yaz. Şimdi burada yaz mevsim olarak karşımıza çıkıyor. Burada da yazmak fiil olarak karşımıza çıkıyor. Görüldüğü üzere yazılışlar aynı, anlamlar farklı olduğu için cinas sanatı kullanılmıştır diyoruz. İştikak, türetme, şiir ya da düz yazıda ifadeye süs vermek amacıyla aynı kökten kelimelerin bir araya toplanmasını da iştikak diyoruz. Örneğimize bakalım. Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi, müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi derken arkadaşlar bakın ölmek kökünden bir sürü sözcük aynı kökte kullanıldığı için burada da diyoruz ki iştikak sanatından faydalanılmıştır. Aksine bakalım. Bir dize veya cümle içerisindeki kelimeleri ters çevirerek söylemeye de akis diyoruz. Yani örneğimize bakalım daha iyi anlayacağız. Didem ruhunu gözler, gözler ruhunu Didem, kıblem olalı kaşın, kaşın olalı kıblem. Yani sanki buradaki cümlenin sonuna buraya, şuraya bir ayna tutuyormuşuz gibi bir ifade var aslında burada. Aynısını ters çeviriyor, yazıyor. İşte biz buna akis diyoruz arkadaşlar. Vuslat bileli hicrin, hicrin bileli vuslat, matem görünür şadi, şadi görünür matem derken yine burada sanki bir ayna tutuyormuşçasına sözcükleri ters çevirerek söylüyoruz. Buna da akis diyoruz. Gelelim insale meseleye yani örneklemeye. Düşünceyi daha inandırıcı hale getirmek için bir atasözü veya atasözü değerini bir söze desteklemeye de insale mesele diyoruz. Örneğimize bakalım. Gönül yaranı eğilir, üstünde varsan dağılır. Demir tavında dövülür, soğutup dövmeye gelmez derken arkadaşlar burada demir tavında dövülür atasözünden yararlanılmış. Yani buradaki düşünceyi inandırıcı kılmak için atasözüyle desteklemiş. Buna da biz ne diyoruz? İrsali mesel diyoruz. Telmihe bakalım şimdi. Telmih de hatırlatma demek arkadaşlar. Herkes tarafından bilinen bir olay, kişi ya da eserden bahsederek anlatımın etkili ve kuvvetli olmasını sağlamaya da telmih diyoruz. Bir hatırlatma olacak. Bir çağrışım olacak. Örneğimize bakalım. Benim atalarım dağları delip geçmiş. Ben bu mağaradan mı kurtulamayacağım derken Ergenekon destanına bize hatırlatmış. Değil mi? Bizim Ergenekon'da bir destanımız var. Dağı delip eritip oradan çıktığımız bir destandır bu. O olayı anlatır. İşte burada onu hatırlattığı için bir telmih vardır, bir hatırlatma vardır diyoruz. Gökyüzünde İsa ile, Tur Dağı'nda Musa ile, elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni derken arkadaşlar burada gökyüzündeki İsa ile Hazreti İsa'nın göğe çıkış inancına, Tur Dağı'nda Musa ile derken
Hazreti Musa'nın Tur Dağı'nda Tanrı ile konuştuğu inancını, elindeki asa ile derken arkadaşlar Hazreti Musa'nın asası ile gösterdiği mucizeleri bize telmih etmiştir. Bize bunları hatırlatmıştır. Yani biz bunları gördüğümüz zaman ne diyeceğiz? Burada telmih sanatından faydalanılmıştır diyeceğiz. Gelelim akrostiş. Dizelerin baş harflerinin birleşmesi sonucu anlamlı bir sözcük ya da ismin çıkmasıdır. Bakın, burada bahar sözcüğünü akrostiş yaparak bir şiir oluşturmuş. Billur sesli güzel kuşlar ağaçların üstünde öter. Havada yaşam kokusu var. Ayna gibi parlar akarsular. Dünya gibi güzelliğiyle geldi ilkbahar derken görüldüğü üzere burada bahar sözcüğünün baş harflerinden bir şiir oluşturulmuş. İşte biz buna akrostiş diyoruz. Aliterasyona bakalım. Şiirde ahengi sağlamak için ünsüz harflerin tekrarıdır. Mesela gül bülbüle silsile silsile naz eder derken buradaki L harflerinden arkadaşlar bir aliterasyon sağlanmıştır. Asonansa bakalım. Şiirde ahengi sağlamak için bu sefer de ünlü harflerin tekrarı yapılacak. Kuyunun suyunu uzun uzun üşütürken buradaki yine görüldüğü üzere baskın olan harfler U harfleri. Bundan dolayı da burada U harfi ile bir asonans sağlanmıştır diyoruz. Evet arkadaşlar, edebi sanatlar konumuzu da burada bitirmiş olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere.